Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Çok istediğiniz 10. sınıf biyoloji dersi 2. dönem full tekrarla birlikteyiz diyeyim gençler. 2. dönem konularını toplu bir şekilde verseniz hocam okulda yazılarımız olursa buradan çalışalım hocam dediniz. Bizler de sizleri tabii ki kırmadık gençler. 5 Mayıs'ta biyoloji full tekrarla karşınızdayız. Diğer derslerimizin de tabii ki full tekrarları olacak. Mesela 7 Mayıs'ta coğrafya, 9 Mayıs'ta fizik 2. dönem full full tekrarlar karşınızda olacak. Biliyorsunuz ki ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları denilen son ünitemizdeydik. Ekosistem ekolojisini geçen hafta anlatmıştım güncel çevre sorunları dediğimiz ikinci parçada 21 Mayıs'ta karşınızda olacak diyeyim. 10. sınıfın son ünitesinden tabii ki sorumluyuz. Hocam ikinci dönem konuları nereden başlıyor? Kalıtımın sonundan başlıyor. Gençler yani eşeğe bağlı kalıtımla birlikte ikinci dönem konuları başlamış oluyor. X, Y kromozomu diye çok ayrım yapacaklarını zannetmiyorum. O yüzden de eşeğin belirlenmesi bizim başladığımız konu olarak düşünebilirsiniz. Ama kalıtımda konular birbiriyle de çok bağlantılıdır. Öncesini bilmeden sonrasını yapmak pek mümkün olmaz. Onu da unutmayın diyeyim gençler. Hemen sıfırdan onadan söylüyorum. Sayfa 114'ten en sonuna kadar yapmadığınız herhangi bir sorunun kalmamış olması gerekiyor. Özellikle artık ünite tekrar testlerine dikkat edin gençler diyeyim. Eşeğe bağlı kalıtım Dinamo'da nereden başlıyor? 103'ten başlıyor. Sayfa 103'ten başlıyorsunuz. Ta en sonuna kadar yapmadığınız herhangi bir şeyin kalmamış olması gerekiyor diyeyim gençler. Hazırsak hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz kısmıyla başlayayım tabii ki. Eşeğe bağlı kalıtımdan sorumluyuz. Y kromozomuna bağlı kalıtımla ikinci dönem başlıyor. Ama X, Y ayrımı yapmaz hocalar. X, Y kromozomunu ben şöyle bir anlatacağım size. Arkasından zaten ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz ünite karşımıza çıkıyordu. Ekosistem ekolojisini yapacağız. Güncel çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Konunun sonunda da tabii ki doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliğin korunması öğreneceğiz. 10. sınıfın son konusu ya çevre sorunları yaparız, biyolojik çeşitlilik ne var ki çıkarırız tarzında düşünülünür. Ama TYT sınavında geçen sene ekoloji ünitesinden gelen soru biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla alakalıydı. Daha doğrusu Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin neden fazla olduğuyla alakalı bir soru karşımıza çıkmıştı. Bu tarafa da özellikle dikkat etmenizi istiyorum diyeyim gençler. Hemen eşeğe bağlı kalıtımla tabii ki başlıyorum. Biliyoruz ki biz vücut kromozomlarında taşınan özelliklerden kalıtımdan bahsetmiştik. Onlarda büyük A, küçük a yani büyük harf, küçük harfleri kullanıyorduk. Bir de eşeğe bağlı kalıtım dediğimiz yani cinsiyet kromozomlarımıza bağlı kalıtım dediğimiz kalıtım var. XY adını verdiğimiz iki tane cinsiyet kromozomumuz olduğunu unutmayın. Dişiler XX kromozomuna sahipken erkekler XY kromozomuna sahip oluyorlar. them Dişiler XX kromozomuna sahip olduğu için yani iki kromozomda birbiriyle aynı olduğu için tabii ki bunlar birbirinin homoloğu. İki tarafta da eşit şekilde taşınma ihtimali var. Ama erkeklerde sadece Y kromozomu dediğimiz kromozom vardı. O yüzden de X ve Y'nin birbirine denk gelmeyen yani homolog olmayan bölgeleri söz konusu oluyor. Hep söylüyorum cümleleri havalı yazıyoruz. Diyorum ki bir özellik X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan yani bölgesinde taşınmaktadır. Yani X kromozomunun Y'ye homolog olmayan bölgesi diyorsam sadece X kromozomunda taşınıyor demek istiyorum. Ya da diyoruz ki Y kromozomunun X kromozomuna homolog olmayan bölgesi, eğer böyle bir şey diyorsak da sadece Y kromozomundan bahsediyoruz demektir. X ve Y kromozomunun homolog olan bölgesi de var. Bunları vücuttaki gibi düşüneceksin. İkisi birbirine homolog olduğu için taşınmasında herhangi bir sıkıntı meydana gelmiyor. Eşey kromozomları sadece cinsiyetin oluşmasını sağlamıyor. Aynı zamanda bazı özelliklerin taşınmasında sağlıyor. Mesela Y kromozomuna bağlı kulak kıllılığı dediğimiz bir durum var. Bu Y kromozomu üzerinde taşınan bir e, özellik olduğu için babadan erkek çocuklara geçiyor. Ya da kısmi renk körlüğü, hemofili dediğimiz rahatsızlıklar da X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınıyor. X kromozomu hem dişilerde hem erkeklerde olduğu için dişilerde de erkeklerde de görülüyor. Y kromozomu ise sadece erkeklerde görülüyor diyeyim gençler. X kromozomuna bağlı kalıtımı şöyle bir hatırlatmış olayım. Genler X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınacak. X kromozomu hem erkeklerde hem dişilerde olduğu için özellikle hem dişilerde hem de erkek bireylerde tabii ki görülebilecek. Dişilerde iki tane X kromozomu olduğu için çekinik hastalıkların taşınımında kadınlarda taşıyıcılık durumu da söz konusu olabilecek. Mesela renk körlüğü üstünden gidelim. Renk körlüğü dediğimiz zaman kırmızı yeşil rengi birbirinin aynı tonu şeklinde görmekten bahsediyoruz. Kırmızıyı yeşil, yeşili kırmızı görmüyorlar. Hani e ...göz doktorlarında vardır. Biz de videolarda kullanmıştık. Yuvarlak yuvarlaklar yaparlar. Yeşil yuvarlaklar. içine de kırmızı yuvarlaklarla bir rakam yazarlar. Renk körü olan bireyler içerideki rakamı okuyamaz. Eğer kırmızıyı yeşil yeşili kırmızı görseler de... ...onlar da içerideki rengi okuyabilirlerdi. İkisini aynı tonda görüyorlar gibi düşünebilirsiniz. Kırmızı yeşil renk körlüğü de X kromozomu üzerinde... ...çekinik genlerle taşınan bir hastalıktır. Dişi bireylerde iki tane X olduğu için... Ee, bu özelliği hiç bulundurmuyor olabilirler. X üzeri büyük R'ye büyük R olabilirler. Yani sağlıklı bireylerden bahsediyoruz. X üzeri büyük R'ye küçük R şeklinde olabilirler. Bu bireyler de bizim için tabii ki taşıyıcı olacaktır. Renk körü değiller ama renk körlüğü genine sahipler. Kendilerinden sonraki nesle bu renk körlüğü genini aktarabilirler. X üzeri küçük R küçük R olanın kaçarı yok. Kırmızı yeşil renk körlüğü olacak. Yani dişilerde ekstradan bir taşıyıcılık durumu söz konusu oluyor çekinik genler için. Erkeklerde ise bir tane X var. Ya baskın geni taşıyacak ya da çekinik geni taşıyacak. Baskın geni taşıyanlara sağlıklı çekinik geni taşıyanlara ise renk körü bireylerdir diyeceğiz. Hemofili dediğimiz hastalıkta kanın pıhtılaşmasıyla ilgili bir hastalık. Biz bazen kanımızın pıhtılaşmasını bazen pıhtılaşmamasını istiyoruz. Mesela bir yerim kesildiği zaman kanımın pıhtılaşması lazım. Eğer pıhtılaşmazsa kan kaybı meydana gelir. Damar içerisindeyken de pıhtılaşmaması lazım. O zaman da damar tıkanıklığından kalp krizi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bunun ayarlanmasını sağlayan da kanımızda bazı proteinler var. Bazı insanlarda bu proteinler protein sentezi ile ilgili sorunlar olabiliyor. Bu protein sentezlenmiyor veya az sentezleniyor olabiliyor az sentezlenmesi, kanın pıhtılaşmaması durumuna da hemofili ismini veriyoruz. İkisini de büyük aş büyük aş yani sağlıklı olarak taşıyan bireyler tabii ki sağlıklı olacak. Birini büyük aş sağlıklı diğerine hemofili olarak taşıyan bireyler sağlıklı olacak. Kanının pıhtılaşmasında herhangi bir sıkıntı yok ama bunlar taşıyıcı bir sonraki nesle aktarma ihtimali var. X üzeri küçük aş küçük aş olanlar ise hemofili hastası olacak. Yine dişilerde çekinik genlerde taşıyıcılık Söz konusu oldu erkeklerde ise ya sağlıklılık ya da hastalık durumu söz konusu olacaktır bunlar neydi x kromozomuna bağlı çekinik allerlerin kalıtımından bahsediyorduk ama x kromozomuna bağlı baskın allerlerin kalıtımından da bahsedelim buna da çarpık diş yapısını örnek olarak verebiliyoruz baskın bir genle taşınıyor baskın gene sahip olan bireyler bozuk dentin yani çarpık diş yapısına sahip oluyorlar büyük D ile gösterelim dentin dendiği için baskında hastalığı belirttiği için tabii ki büyük D büyük D olanlar hastalığa sahip olacaklar homozigot durumda. Büyük D küçük D olanlar ise yine hastalığa sahip olacaklar baskın gen hastalık yeni olduğu için yani taşıyıcılık diye bir durum söz konusu değil küçük D küçük D olanlar da gayet düzgün bir diş yapısına sahip olacak yani sağlıklı bireyler olacak. Erkek bireylerde ise ya büyük D ya da küçük D olma mali var. Büyük D hastalık olduğuna göre büyük D'ye sahip olanlar tabii ki bozuk dentin. Küçük D'ye sahip olanlar da sağlıklı diş yapısına e, sahip olacaklar diyeyim ve hatırlatmamı da yapmış olayım. Hemen Y kromozomuna bağlı kalıtıma da geçeyim. Şimdi genler Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınır yani Y'de taşınır demek istiyoruz. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan bir allelin baskın veya çekinik olması bir anlam ifade etmez. Zaten Y ile taşındığı için baskın da olsa etkisi görülecek, çekinik de olsa etkisi görülecek. Mesela yazıyorum. Yukarıda verilen soy ağacında kalıtılan özellik Y'ye baskın olarak kalıtılabilir mi? Y'ye bağlı çekinik olarak kalıtılabilir mi? Y'ye bağlı kalıtılıp kalıtılmadığına bakmamız bizim için yeterli. Baskın ve veya çekinik olması bir şey ifade etmiyor. Dediğimiz gibi Y kromozomu da sadece erkeklerde olduğu için bu özellikle erkek bireylerde meydana gelecek. Kulak kıllılığı dediğimiz şey de kulağın böyle iç tarafında erkeklerin yaşı ilerledikçe belki babalarınızda dedelerinizde görürsünüz. Kulak kılları büyür ondan bahsetmiyoruz. Kulağın kepçesi dediğimiz kulak memesi dediğimiz kısımda da kulak kıllarının çıkmasından bahsediyoruz. Babada varsa erkek çocuklarda görülecek. Mesela babada varmış babanın erkek çocuğunda görülmüş. Onun da erkek çocuğunda görülmüş. Haliyle onun bütün erkek çocuklarında da görülecektir. Bak buradaki babada yokmuş. Bu dışarıdan yapılan evlilik. Tabii ki bunun çocuğunda da görülmeyecek. Buradaki babada varmış. Bunun çocuğunda da bu özellik yine görülecek. Yani bu Y kromozomuna bağlı kalıtımı gösteren bir soy ağacıdır diyeyim. Gençler Akraba evliliklerinden de biraz bahsedelim. Aynı soydan gelen bireyler arasında yapılan evliliğe akraba evliliği ismini veriyorduk. Şu dişi bireylerimiz bu erkek bireylerimiz ikisini birbirine bağlayınca evli olduklarını anlıyorduk. Akraba evliliklerinde ise ikisinin arasında iki tane çizgi oluyor. Yani aynı soydan gelen bireylerden bahsediyoruz. Akraba evliliklerinde de kalıtsal hastalıkların özellikle çekinik genlerle taşınan kalıtsal hastalıkların görülme ihtimali artıyor. Neden bahsediyoruz? Mesela orak hücre anemisi çekinik genle taşınan bir hastalıktır. Çekinik geni bulunduran bireyler hastalığa sahip olacaktır. Diyelim ki vücut kromozomlarında taşınıyor ya taşıyıcı bir baba varmış. Büyük A küçük a Anne de taşıyıcıymış. Büyük A, küçük A. Dışarıdan baktığın zaman bunlar orak hücreli anemi hastası değil. İkisi de gayet sağlıklı ama bu geni bulunduruyorlar. Şimdi bunları çaprazladığımız zaman ne olur? Ya büyük A, büyük A olurlar. Ya büyük A, küçük A, büyük A, küçük A olurlar. Ya da küçük A, küçük A olurlar. Küçük A, küçük A olan bireyler hastalıklı bireylerdir. Yani iki taşıyıcı evlendiği zaman hastalık sahibi çocuğunun olma ihtimali %25'tir. Dörtte bir ihtimaldir ya %25 küçük bir ihtimal gibi gelmesin size. Bu gayet büyük bir rakamdan bahsediyoruz gençler. Akraba evliliklerinde neden daha fazla bu özellikler görülüyor? Bir tık ondan da bahsedeyim. Mesela diyelim ki işte ben kan hastalığı, zeka geriliği gibi orak hücre anemisi gibi çekinik genle taşınan bir hastalık, işte bilmem kaçıncı kromozomunun bilmem kaçıncı geninde ben amcamın oğlu, teyzemin oğlu kuzenimle evlendiğim zaman bizim dedelerimiz ortak ya. Aynı geni onun da bilmem kaçıncı kromozomunda bilmem kaçıncı geninde taşıma ihtimali daha yüksek. Aynı soydan geldiğimiz için çekinik genlerinde tabii ki yan yana gelme ihtimali artıyor gençler. Ben giderim Amerika'dan bir adamla evlenirim. Şansımıza onun da aynı kromozomunun aynı geninde çekinik gen vardır. Bizim çocuğumuz bu hastalığa sahip olur olur mu olur bu bir ihtimaldir ya da ben giderim teyzemin oğluyla evlenirim üstüne üstlük ikimiz de taşıyıcıyızdır ama küçük a ağ, küçük a'lar yan yana gelmez hatta bakarsın bizim çocuk büyük a büyük a olur geni taşımıyor bile Olabilir ihtimalden bahsediyoruz. Yapılan araştırmalarda akraba evliliklerinde bu tarz hastalıkların görülme ihtimalinin normal evliliklere normal demeyeyim de dışarıdan yapılan evliliklere göre çok daha fazla olduğunu gösteriyor gençler. Akrabanla evlenmezsen bu hastalıklar görülmez diye bir şey yok. Her akraba evliliğinde de bu hastalıklar ortaya çıkacak diye bir şey yok. Akraba evliliklerinde görülen hastalıklara da örnek vereyim hemen. Diyabetin, orak hücre bazı kan hastalıklarının, zeka geriliği gibi bazı rahatsızlıkların daha sık görüldüğü anlaşılmış yapılan çalışmalar sonucunda gelelim genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliğe açıklamadaki rolüne. Şimdi ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliği tabii ki biyolojik çeşitlilik anlamına geliyor ve biz biyolojik çeşitliliği korumak zorundayız. Ekosistemde herhangi bir canlının bulunmaması mutlaka ekosistemi olumsuz yönde etkileyecektir. Tür çeşitliliği ne demek? Bir bölgede bulunan tür sayısından bahsediyoruz. Mesela diyoruz ki Türkiye'nin biyoçeşitliliği fazla, tür çeşitliliği fazla. Çünkü bizim işte iklimimiz, e, coğrafik özelliklerimiz farklı farklı canlı türlerinin ülkemizde yaşamasına neden oluyor. Bu da ülkemizin biyolojik çeşitliliği anlamına geliyor. Hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda ülkelere kazanç getiren şeylerdir bunlar. Genetik çeşitlilik ise aynı türün bireylerindeki genetik farklılıkları kapsayacak. Tür ne demekti? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen. Yıldız 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 çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar diyorduk. Mesela işte ee, siyam kedisi türdür insan türdür. Bunlar doğada çiftleşip verimli döl verebiliyorlar. Genetik çeşitlilikte türlerin arasındaki farklılıklar, varyasyonlar. Hepimiz insanız. Sen kıvırcık saçlısın, ben düz saçlıyım. Sen mavi gözlüsün, ben kahverengi gözlüyüm. Sen beyaz tenlisin, ben buğday tenliyim gibi. Tür içerisindeki farklılıklar da genetik çeşitlilikleri meydana getirecek. Varyasyonları meydana getirmiş olacak. Aynı türün bireyleri arasında farklılıkları yol açan genetik çeşitliliklerin nedeni tabii ki rekombinasyon dediğimiz olaydır. Yeni genetik kombinasyonların oluşmasına sebep oluyor. Hemen onlara da bir bakayım senin benim onun bunun birbirinden farklı olmasını sağlayan şey ne? Mayoz bölünme sırasında meydana gelen crossing over dediğimiz olay zaten genetik çeşitliliğe sebep olur. Birinci ünitede çok üstüne basa basa anlatmıştık. Kardeşlerin birbirinin fotokopisi gibi olmamasını sağlayan şey crossing over. Yoksa anamız bir babamız bir birbirimizin fotokopisi gibi değiliz tabii ki. Homolog kromozomların rastgele mayoz bölünmede ayrılması, kardeş kromatitlerin rastgele ayrılması, döllenmenin tesadüfi olarak gerçekleşmesi, hangi spermin gideceğinin belli olmaması tabii ki genetik çeşitliliğe, genetik varyasyonlara yol açan olaylardır diyeyim. Ama varyasyonun tanımını şuradan da söyleyeyim. Tür içi farklılıklara varyasyon ismini veriyoruz bireyler arasında genler veya DNA parçaların yapısındaki farklılıklara hop ne ismini verdik? Kalıtsal varyasyon ismini verdik. Rekombinasyonlar sonucu ortaya çıkan farklılıklar tabii ki kalıtsal varyasyonlara da yol açmış olacak diyeyim. Kalıtsal olmayan çeşitliliklerde var. Yani genin işleyişinde meydana gelen değişimler de var. Genin işleyişinde meydana gelen değişimlere ise modifikasyon ismini veriyoruz gençler. Mesela şöyle hayal edeceksin. Ben bembeyaz ten rengine sahibim. Çekinik bir gene sahibim. Ee, benim kocam da bembeyaz bir tene sahip. O da çekinik özelliğe sahip. Biz aslında genetik olarak beyaz tenliyiz ama sen beni hiç beyaz göremedin. Yazın güneşin altına yatıyorum. Kışın solaryuma giriyor dışarıdan baksan hayattan bir hayatta benim beyaz tenli olduğumu tahmin etmezsin. Esmer görünüyorum. Eşim için de aynı şey geçerli diyeyim. O da esmer görünüyor. Biz hayatımız boyunca hiç beyaz görünmedik. Solaryuma girdik, güneşin altına yattık diye. Bizim çocuğumuz esmer doğmaz. Genetik yapımıza bağlı olarak o da beyaz tenli olacaktır. Yani genin işleyişinde değişikliğe sebep olmayan olaylara modifikasyon ismini veriyoruz. Ben spor yaptım, kaslı bir yapıya sahibim. O zaman benim çocuğum da kaslı olsun diye bir şey yok. Çocuğumuz da normal bir çocuk olarak dünyaya gelecektir. Genellikle sıcaklıkla ilgili sorular çıkacaktır. İşte bilmem ne sineğini 25 santigrat dereceye götürdüm, kıvrık kanatlı oldu. 15'e götürdüm, düz kanatlı oldu. E sıcaklığa bağlı olarak kanadın şekli değişmiş, genetik yapı değişmemiş, modifikasyondur. Çuha çiçeğini bilmem neye götürdüm, açtı. Bilmem ne dereceye götürdüm, kapadı. Modifikasyon mutasyondur. Bir sonraki nesle aktarılmaz gençler. Mutasyon ise bir sonraki nesle aktarılabilir, aktarılmaya da bilir. Nasıl? Mutasyon genin yapısında meydana gelen değişimdir. Genin yapısında değişim meydana geliyor ama benim her genim çocuğum üzerinde etkili değil ki. Mutasyona uğradı gözümdeki hücreler genetik olarak değişti. Bu benim çocuğumda çıkmaz. Neden? Çünkü çocuğuma vereceğim şey üreme ana hücrelerimdir. Yani üreme ana hücrelerinde veya üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonraki nesle aktarılacak. Ama vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonraki nesle aktarılmayacak diyeyim. Mutasyona sebep olan maddelere de mutojen ismini veriyoruz. X ışınları, kimyasal maddeler, ilaçlar mutasyona tabii ki sebep olabilir gençler. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonların sadece canlıyı etkilediğini, üreme hücrelerinde veya üreme ana hücrelerinde meydana gelen mutasyonların ise yavrulara aktarıldığını unutmayın. Bazen sorularda adaptasyon da karşınıza çıkıyor. Adaptasyonu da şöyle sorularda çıkarsa diye söylemiş olayım gençler. Mutasyonu söyledim e, bazısı aktarılır bazısı aktarılmaz. Modifikasyon aktarılmaz adaptasyon ise aktarılır. Çok uzun yıllar içerisinde genetik yapımda meydana gelen değişimlere adaptasyon ismini veriyoruz. Kutup ayılarının beyaz kürk renge sahip olması, çöl tilkilerinin büyük kulaklı olması gibi özellikler adaptasyondur. Sen kutup ayısını getirip ekvatoral bölgede hayvanat bahçesine koyarsan bak artık ortalık soğuk değil. Bak artık ortalık beyaz değil, ormanlık toprak alandasın kahverengi, hadi senin yavrunun da kürkü kahverengi olsun diyemezsin. Artık beyaz kürk rengine sahip olmak onun genetik özelliğidir. Kaktüs su depolama özelliğine sahip, kaktüse bol su verirsen bu özelliği kaybetmez gibi adaptasyonlar sonraki nesillere aktarılmış olur diyeyim gençler. Sonra ekosistem ekolojisi dediğimiz üçüncü ve son ünitemize geçiş yapıyoruz. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji ismini veriyoruz. Ekolojiye aynı zamanda çevre bilimi ismini de veriyorlar. Canlılar devamlı olarak birbirleriyle etkileşim ve cansız çevreyle de etkileşim halindedir. Hep aynı örneği söylüyorum. Yine benzetme yapayım. Kutuplardaki penguenlerle benim ne ilişkim olabilir hocam demeyin. Kutuptaki penguen de oksijen alıyor, karbondioksit veriyor ekosisteme. Ben de oksijen alıp karbondioksit veriyorum. Yani etkileşim halindeyim. Yediğim, içtiğim hayvanla bitkiyle zaten etkileşim halindeyim ama hiç benden çok uzakta dünyanın öbür ucunda okyanusun dibinde yaşayan canlıyla da yine etkileşim halindeyiz. O yüzden ekosistemdeki canlı türleri korunmalı. Bazı türler özellikle dikkat edilerek korunmalı diyoruz. Ekoloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına da ekolog ismini vereceğiz. Burada bilmemiz gereken kavramlar olacak. Gençler birazdan kavramları da vereceğim ama öncelikli olarak toplu bir şekilde vereyim. Şimdi bizim tür kavramı dediğimiz bir kavramımız vardı. Türe aynı zamanda tabii ki organizma ismini de verebiliriz. Tür ne demekti? Ortak bir atadan gelecek, birbirine benzeyecek, doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek. Bunu niye söylüyorum? Atla eşek çiftleşebiliyor katır adı verilen bir yavrusu oluyor. Katır kısır bireylerdir. Katır başka bir atla, katır başka bir eşekle çiftleşemiyor. O zaman at ayrı bir tür, eşek ayrı bir türdür diyoruz. Yıldız, yıldız, yıldız çiftleştiğinde verimli döl verebilmesi çok önemli. Üstüne basmamız sebebi de üniversite sınavında çıktı. Kromozom sayısı aynıdır. Çiftleşir, beslenir. İşte hangisi türün kesin olduğunu gösterir dedi. Şıklardaki verimli dölü aradık. Çiftleştiğinde verimli döl verebilen yani torunu olan canlılar aynı türdür. Sınırları belli bir alanda Aynı tür canlılar bir araya gelirse popülasyonları belli edecekler. Sınırın ne olduğu önemli değil. İstanbul'daki siyam kedileri sınır belli, tür belli. Karadeniz'deki hamsiler sınır belli, tür belli. Bunlar popülasyonu oluşturdu. Popülasyonlar bir araya geldiği zaman da komüniteler meydana gelecektir. Sınırları belli bir alanda birden fazla türden bahsediyoruz gençler. İstanbul'daki kediler. Kediler dedin de işte Siyam kedisi var, bilmem ne kedisi var, ev kedisi var, yok Van kedisi var gibi bir sürü kediden bahsettik. Avrupa'daki kuşlar Kuşlar da hangi kuşlar? Kelaynak, leylek, güvercin, muhabbet kuşu, papağan kimden bahsediyorsun? Komünite oldu. Komünitelere tuttun, cansız faktörleri de ekledin. O zaman da bizim için ekosistem adını verdiğimiz yapılar meydana gelecek. Hani duyuyoruz ya Akdeniz ekosistemi. Akdeniz ekosistemi derken Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan bahsediyor hem de Akdeniz'in ikliminden, suyundan, pH'ından yani cansız faktörlerinden bahsediyor. Hepsi bir araya geldiği zaman ekosistemleri oluşturuyor. Büyük ekosistemlere de biyom adını veriyoruz. Mesela çöl biyomları var. Mesela tropikal yağmur ormanı biyomları var gibi büyük ekosistemlerdir. Denizin, okyanusun canlı yaşayan en derin noktasından havanın canlı yaşayan en yüksek noktasına kadar canlıların yaşadığı tabakanın tamamına yani canlı tabakasına da biyosfer veya ekosfer kelimesini kullanacağız. Şimdi o zaman bir de şöyle tanımlarını düzgün düzgün bilimsel cümleler kullanarak yapalım. Ama soruları çözebilmek için bunların hepsi işimize görecektir. Ya da yazılı da sınırları belli bir alandaki bir tür rün meydana getirdiği topluluktur derseniz hocanız puanınızı verecektir ekosisteme bakıyorum. Belirli bir çevrede yaşayan tüm canlı ve cansızların birlikteliğine ne ismini verecekmişiz? Ekosistem ismini verecekmişiz. Kıtalar, okyanuslar, göller, ormanlar ve çayırlar tabii ki ekosistemlere örnek olacak. Kendine özgü iklim özelliklerine ve canlı türlerine sahip büyük ölçekli kara ya da su parçalarına ekosistemlere tabii ki biyom ismini veriyoruz gençler. Yeryüzündeki canlı türlerinin oluşturduğu ve bu canlıların yaşadıkları alanların toplamına da canlı tabakası, atmosfer, litosfer, per tabaka demek. Biyosfer canlı tabakası yani ekosfer ismini veriyoruz. Belirli bir alanda yaşayan birbiriyle uyum sağlamış popülasyonların oluşturduğu topluluklar da o zaman bizim için komüniteleri ifade edecektir. Mesela komünitelere de örnek verecek olursak Abant Gölü'nde bulunan canlılar o gölün tabii ki komünitesini meydana getirecektir. Çünkü Abant Gölü'nde bulunan bitkilerden de bahsettim, balıklardan da bahsettim, tek hücrelilerden de bahsettim. Popülasyon ise bir ekosistemde tabii ki canlı çeşitleri yaşamını sürdürecek ama sınırları belirli bir alanda yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa da popülasyon ismini vereceğiz. Sınırları belli bir alan, banda yaşayan van kedileri. Belli bir türden bahsetmiş olduk. Şuna düşmüyorsun sorularda yazıyoruz. Bazen diyorum ki işte ee, atayım Konya'daki tavuk ve horozlar. Tavuk ve horoz yazdığım için sanki komüniteymiş gibi geliyor. Tavukla horoz aynı tür canlılardır. Tarımda çok kullandığımız için, hayvancılıkta besi yetiştirmede çok kullandığımız için dişisine ayrı isim, erkeğine ayrı isim vermişiz. Tavukla horoz aynı tür canlılardır. İnekle boğanın aynı tür canlılar olması gibi diyeyim gençler. Tabii ki ekolojik birimleri şöyle bir tablo üstünden de gösterelim. Mesela organizmamız kim olsun? Karaçam olsun. Karaçamlar bir araya gelirse Toros Dağları'nda yani sınırları belli bir alan bir tür popülasyonu meydana getirdi. Sonra karaçamlar, oradaki sedir ağaçları, tilkiler, geyikler, kuşlar, sincaplar bir araya gelince komüniteler oluştu. Sonra komüniteler ekosistem gibi e, yapıları oluşturabilmek için tabii ki cansız faktörleri de aldı. Yani ekosisteme aslında komünite artı a biyotik faktörler diyebiliriz. Büyük ekosistemlere biyom dedik. Mesela Anadolu'daki iğne yapraklı orman biyomları var. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tamamına da biyosfer ismini verdik diyeyim gençler. Buradan da ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerine geçiş yapalım. Ekosistemi etkileyen faktörler dediğimiz zaman birincisi cansız yani abiyotik faktörler, ikincisi de canlı faktörler olacak. Cansız abiyotik faktörler dediğimiz zaman ışıktan ve kimyasal enerjiden bahsediyoruz. O yüzden de buraya enerji kaynağı yazmamız daha doğru olacaktır. Tabii ki fotosentez yapan canlılar enerji kaynağı olarak ışığı kullanıyorlar. Ekosistem çok büyük bir kısmının enerji kaynağı güneş enerjisidir. Ama kemosentez yapan yani kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezleyen canlılar da var unutmayalım. Yine cansız faktörlere sıcaklık, iklim, toprak ve mineraller su örnek olarak verilebilir. Canlı faktörlerimiz de üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcı dediğimiz canlılardır. Abiyotik faktörlerle başlıyorum. Canlıları ve canlıların yeryüzündeki dağılımını etkileyen fiziksel ve kimyasal unsurlara abiyotik faktörler ismini vereceğiz dediğimiz başlıklar altında tabii ki abiyotik faktörleri toplayabiliriz. Öncelikli olarak enerji kaynağıyla başlayalım. Enerji kaynağı dünya üzerinde en önemli olarak kim varmış? Güneş enerjisi varmış. Fotoototrof canlılar yani fotosentez yapan canlılar ne yapacaklar? İnorganik maddeleri organik maddelere çevirecekler. İnorganik maddeleri organik maddelere çeviren canlılara ototrof canlılar diyorum ototrof canlıları da kendi içerisinde ikiye ayırıyorum. Bizim bir foto ototrof dediğimiz canlılarımız yani fotosentez yapanlarımız var. Bir de kemototrof dediğimiz canlılarımız var. Besin üretimi sırasında ışık enerjisini kullananlara fotoototrof, kimyasal enerjiyi kullananlara ise kemototrof ismini veriyorum. Görünür ışık, UV ışık, iyonize ışık, kızılötesi ışıklar tabii ki ışıkların çeşididir. Fotosentez de sadece görünür ışıkla meydana gelir gençler. Sadece bitkiler üzerinden konuşuyoruz ama hayvanların da tabii ki ışık e, yaşam döngülerini etkileyen bir faktördür. Mesela kaplumbağalar yumurtadan çıktığı zaman ay ışığını takip ederek denize doğru hareket ediyorlar. Ay ışığı olmasa, denize yansıması olmasa denize doğru hareket edemeyecekler ve yaşamlarına devam edemeyecekler. Okyanuslarda yaşayan birçok canlı göç davranışlarını ayışının işte dolunay mı hilal ay mı ona göre ayarlıyorlar. Yani doğrudan veya dolaylı olarak güneş ışığına, ay ışığına tabii ki bağımlıyız. Ama eskiden ya buraya da ışık vurmuyor bu mağaranın dibinde canlı yaşamaz. Burada ekosistem oluşmaz. Okyanusun bu kadar derin yerinde canlının ne işi var? Dediğimiz alanlarda artık canlılık olduğunu biliyoruz. Çünkü ışık ulaşmasa bile orada kemosentez yapan canlılar besin üretiyor. Burada da besin zincirleri meydana gelebiliyor. Teknolojimiz çok ilerledi. Artık çok büyük araştırmalar yapabiliyoruz. Canlı çeşitliliğini öğrenebilmek için büyük büyük araştırmalar yapıyoruz. Ama şu da bir gerçektir ki dünya üzerinde keşfedilmiş milyonlarca canlı var. Keşfedilenin bilmem kaç katı kadar keşfedilmeyen canlı türü olduğu biliniyor gençler. Her yıl 100 bin tane yeni canlı türü keşfediliyor. Yani bu çok geniş bir şey. Ee, çalışmalarımız bu konular ile ilgili tabii ki devam ediyor. Sıcaklık dediğimiz zaman canlıların olmazsa olmazı enzimleri vardı biliyorsunuz. Enzimler olmadan hayatsal faaliyetlerin gerçekleşmesi söz konusu değildi. Enzimlerin çalışmasında da sıcaklık etkili bir faktördür. Canlıların yeryüzüne dağılmasında da etkili oluyor. Ekvatoral bölgeye baktığın zaman dünya üzerinde canlı çeşitliliğinin fazla olduğunu, kutup bölgelerinde ise daha az olduğunu görüyoruz. Bunun en başlıca sebeplerinden bir tanesi sıcaklıktır. Canlılar tolerans gösterebildiği alanlarda yaşar. Mesela bir canlının sıcaklığa toleransı 10 santigrat derece ile 40 santigrat derece arasındaysa dünya üzerinde sen bu canlıyı pek çok alanda görebilirsin. 10 40 arasında olan alanlarda yaşayabiliyor. Ama filanca canlı var. İlla 20 ile 25 derece arasında yaşayabiliyor. 20 işte 19 olunca yaşayamıyor, 26 olunca yaşayamıyor. O zaman o dünyanın o sıcaklığa sahip o bölgesinde sadece hayatını sürdürür. Başka alanlarda onu görebilmemiz mümkün değildir gençler. Yine hayvanların davranışlarında, vücutlarındaki hormonların sentezlenmesinde sıcaklık etkili. En basit yoldan anlatayım. Mart ayında işte kediler çiftleşir diyoruz. Mart ayı geldi yine diyoruz. Kediler takvim tutup Mart ayını bekleyecek hali yok. Aslında Mart ayında havadaki değişimlerle birlikte onların vücutlarında sentezlenen hormonların miktarı da değişiyor. Ona bağlı olarak da üreme davranışını gerçekleştiriyorlar. Sıcak iklim kuşağına sahip bölgelerde yaşayan insanlar ergenliğe çok erken girer. Soğuk bölgelerde yaşayanlar daha geç girer. Soğuk bölgelerde yaşayan insanların daha uzun boylu olmasının sebebi bu aslında. Ergenliğe geç girdikleri için büyüme hormonu daha fazla üretebiliyorlar, daha uzun boylu oluyorlar. Diğer bölge çok sıcak. Ergenlikle ilgili hormonlar daha çabuk vücutta üretiliyor. Boy o kadar uzamıyor gibi düşünün gençler. Bitkilerin gelişmesinde, hayvanların gelişmesinde tabii ki sıcaklık çok etkili. İklim ne demek? Belli bir alanı uzun süre etkisi altında tutan hava koşullarına iklim ismini veriyoruz. Canlılar da iklim özelliklerine karşı çeşitli adaptasyonlar geliştiriyorlar. Geniş alanlarda görülen iklime makro klima, küçük alanlarda görülene de mikro klima ismi veriliyor. Klima iklim demek, iklim bilimcilere de klimatolog denir. Aslında evimizde klima taktırıyoruz, yazın kış havası, kışın yaz havası oluşturuyoruz ya... Odanın Tüm hava koşullarını değiştirdiği için benzetme olsun diye makineye iklim ismini vermişler. Tabii klima kelimesini biz oradan daha fazla kulağımıza geldiği için farklı bir boyutunda kullanıyoruz. Dediğim gibi klimatolog ismi veriliyor iklim bilincilere, bilimcilere. Mikroklima ne demek? Şimdi bir ağacı düşün, çok uzun boylu. Ağacın en üst dalıyla en alt dalı bir karınca için çok farklı iklime sahip. Üst dallar aşırı güneş alıyor, sıcak, rüzgarlı. Alt taraf gölgede kalıyor, daha soğuk. Bu bölge ağacın en üst dalı ile en alt dalı arasındaki fark da bizim için mesela mikro klimaya örnektir diyebilirim gençler. Diğer cansız faktörlerden bir tanesi de toprak ve minerallerdir. Tüm canlılar doğrudan veya dolaylı olarak toprağa bağımlıdır. Toprağa hiç ayağımı basmasam hayatıma devam edebilir miyim? Beni bir odaya kapatsan bütün ömrüm boyunca o hücrede kalsam hayatıma devam edebilirim. Fizyolojik olarak tabii ki bozukluklarım meydana gelir ama bir bitki gibi illaki toprağa tutunmak zorunda değilim. Ama toprağa tutunan o bitki olmadan hayatıma devam etme şansım yok. Toprağa tutunan o bitkiyi yiyeceğim ya da o bitkiyi yiyen hayvanı yiyeceğim. Yani her halükarda doğrudan veya dolaylı olarak toprağa bağımlı canlılarız gençler. Toprak bitkilerin ve diğer canlıların çeşidine dağılışını tabii ki etkiliyor. Mineraller canlıların dağılışını belirleyip popülasyonların büyümesini sınırlandırabiliyor. Topraktaki mineral madde miktarını arttırmak için de bazen gübreleme çalışmaları yapılıyor. Ee, i̇şte organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesi lazım topraktaki inorganik maddelerin artması için o yüzden ayrıştırıcı faaliyetleri de bizim için çok önemlidir. Olmazsa olmazımız su. Mars'a gidiyoruz. Su bulursak insanları oraya taşıyacağız. Orada da su varsa, burada da su varsa yaşamı şurada da burada da kurabiliriz diyorlar. Bu su olmazsa olmazımız su hayattır. Da su ne yapıyor da hayat oluyor? Su tüm canlıların olmazsa olmazı. Kendi üstümden örnek vereceğim ama siz tüm canlılar için düşünebilirsiniz. Mesela Yaz geldi, terlemeye başladım. Terlemekteki amacım ne? Aslında vücut dışarıya su atınca vücut sıcaklığı aşağıya düşüyor. Vücut sıcaklığımı düzeltmek için, ayarlamak için suya ihtiyacım var. Besini yedim, midemde hidroliz edebilmem için suya ihtiyacım var. Kanımın çok büyük bir kısmı su, madde taşıyabilmek için suya ihtiyacım var. İdrarımın çok büyük bir kısmı su, vücuttan atıkları uzaklaştırabilmek için suya ihtiyacım var. Gibi gibi gibi. Enzimler su bulunmayan ortam da çalışmıyor. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için suya ihtiyacı var gibi. Bunlar vücudumuzda gerçekleşen olaylar olduğu için olmazsa olmazımızdır diyeyim gençler. Tabii ki canlılar da vücutlarında suyu tutabilmek için çeşitli adaptasyonlara sahip oluyorlar. Mesela e çok sıcak alanlarda yaşayan bitkilerin yaprağının üstünde kalın bir kütükula tabakası oluyor su kaybı azalsın diye. Ya da kurak ortamlarda çöl ortamında yaşayan bitkilerin yaprak ayası dar oluyor su kaybı az olsun diye. Kökleri ta derinlere dalabilecek şekilde oluyor. Gövdelerinde su depolama özelliğine sahip oluyorlar. Her canlının vücudundaki su oranı birbiriyle aynı değil. Benim vücudumun işte %70-80'i suyken bir eklem bacaklının vücudunun %30'u su olabilir. Benim beynimin yüzde sekseni suyken kemik dokumun yüzde yirmisi su olabilir. Vücudumda farklı bölgeler farklı su miktarına da tabii ki sahip olabilir diyeyim gençler. Buradan da biyotik faktörlere geçiyorum. Yani ekosistemi etkileyen canlı faktörlerden bahsediyoruz. Canlı faktörleri de kendi içerisinde bir beslenme çeşidine göre bir de ekolojik nişine göre gruplandırabiliyoruz. Şimdi bu ekolojik nişine göre gruplandırmak ekolojik nişe göre diyeyim. Nişe göre. Hemen ekolojik nişin ne olduğunu da söyleyeceğim. Bir de beslenme çeşidine göre gruplandırabiliyoruz. Şimdi Ekolojik niş, ekosistemde canlının üstüne düşen iş. Senin ekolojik nişin nedir dediğim zaman ders çalışmak diyecek halin yok. Ekosistem içinde düşüneceksin. Oksijen alıyorum, karbondioksit veriyorum, işte organik maddeyle besleniyorum, benim atığımda bilmem kimin besini oluyor gibi. Herkesin ekosistemde bir ekolojik nişi, bir görevi var gençler. Ekolojik nişine, görevine göre de canlıları üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 gruba ayırabiliyoruz. Beslenme bakımından da canlıları üçe ayırabiliyoruz. Bizim bir üreticilerimiz var bir tüketici canlılarımız var bir de hem üretici hem tüketici yani hem ototrof hem heterotrof olan canlılarımız var. Yani beslenmeye göre böyle ekolojik nişine göre böyle gruplandırdık. Çünkü ayrıştırıcı canlılar ekosistemde çok önemli canlılardır. Organikleri inorganiye dönüştürüyorlar. Organiği dışarıdan hazır alıyorlar. Aslında ayrıştırıcı canlılar da tüketici canlıların altındadır. Hoca ne taraftan sorarsa ona göre cevap verirsiniz biz sırasıyla üretici, tüketici, ayrıştırıcı, hem üretici hem tüketicilere anlatmış olacağız diyeyim. Gençler, üreticilerle başlıyorum. Şimdi üreticiler dediğimiz zaman unutmuyorsun, hemen altına not alıyorsun. İnorganik madde, geçen seneden hatırla, su, asit, baz, tuz, mineraller. İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştüren canlılar üretici. Yani ototrof canlılardır. Bunun tam tersini yapan canlılar yani organik maddeleri inorganik maddelere dönüştüren canlılarda ayrıştırıcı, saprofit, çürüşçül dediğimiz canlılardır. Üreticilerle gidiyorum. İnorganik maddeleri organik maddeye çevirirken ışık enerjisini kullananlara fotosentez yapıyorlar. Fotototrof kimyasal enerjiyi kullananlara kemosentez yapıyorlar. kemoototrof diyeceğiz. İster fotosentez yapsın ister kemosentez yapsın ikisinde de atmosferden karbondioksit alınıyor. Bazısında oksijen veriliyor bazısında verilmiyor. Ama sonuçta madde döngüleri için tabii ki bu canlılara ihtiyaç var. Aynı zamanda ekosistemdeki organik besinlerin oluşabilmesi için bu canlılara ihtiyaç var. Besin zincirlerinin ilk basamağını da her zaman üretici canlılar oluşturur. Bitkilerin üretici olduğunu, bazı bakterilerin, alplerin üretici olduğunu biliyoruz. Bazı bakteriler ve bazı arkelerde kemosentez yapan canlılardır tüketici canlılar <laughs> dediğimiz zaman besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardan bahsediyoruz düşmüyorsun mantar topraktan çıkıyor hareket etmiyor diye mantarların tamamı tüketici canlıdır heterotroftur hiç kendi besini kendi üreten mantar türü yok hayvanlar alemi bizde içindeyiz biliyorsun tüketiciyiz bazı protistler amip gibi paramesyum gibi tüketiciler bakterilerin de üretici olanı da var tüketici olanı da var ve biz bunları beslenme biçimlerini göre yine gruplandırabiliyoruz besinlerini katı parçalar halinde alanlara holozoik beslenenler diyeceğiz etçil otçul hepçil gruplandıracağız simbiyotik yaşam bu seneki konumuz olmayacak ama sayısal seçecekler 11. sınıfın sonunda da bu sene hani ekosistem ekolojisi görüyoruz ya 11. sınıfın sonunda da komünite ve popülasyon ekolojisi var yani bu ünitenin devamı sayısal seçecekler için 11. sınıfın sonunda da karşılarına çıkacak buradaki temelin üstü üstünden devam edecek. Sayısalcılar özellikle dikkat etsin. Gerçi bu konu coğrafyayla da çok bağlantılı olduğu için üniversite sınavı açısından eşit ağırlık seçecekler için de çok önemli oluyor. Bir de ayrıştırıcılar olmak üzere gruplandırdık, üçe ayırdık. Ayrıştırıcıların zaten tüketiciler olduğunu söylemiştim. Ama ayrıştırıcılar çok önemli ekolojik nişe sahipler. Organik atıkları inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Yani ben öldüm. Ben dediğim şey ne? Karbonhidrat, yağ, protein, enzim, vitaminim. Yani organiyim. Toprağın içerisinde ayrıştırıcı faaliyetleriyle bu karbonhidratların parçalanacak. Karbonhidratın yapısındaki CHO toprağa karışacak. Topraktan da CHO'yu bitkiler alacak. Bitkilerden de başka bir hayvan alacak. O hayvanı da ölecek ya da bitki direkt ölecek. Tekrar toprağa karışacak. Yani döngüsel halde devam edecek. Devam edelim bizde. Kimler ayrıştırıcıdır? Bazı bakterilerin, bazı mantarların ayrıştırıcı olduğunu biliyoruz. Protist türlerinin bazıları da ayrıştırıcı. Cıvık mantarlar dediğimiz protistler de yine ayrıştırıcı canlılara örnek. Madde döngüsünde tüm canlılar rol alır. Yukarıda verilen canlılardan hangileri madde döngülerinde görev yapar? E, hepsi. Madde döngüsünde görev yapmayan canlı mı olur? ayrıştırıcı canlılar da tabii ki madde döngüleri açısından çok çok önemli canlılardır diyeyim. Doğada bu oluşabilecek organik kirliliği önleyip aynı zamanda inorganik madde bakımından doğanın zenginleşmesini bu canlılar etkiliyor. Ekosistemlerde çeşitli değişiklikler de meydana gelebiliyor. Bu değişikliklerin de tabii ki olası sonuçları var. İnsan faaliyetleri biyosferde beslenme ile ilgili yapıyı, enerji akışını, kimyasal döngüyü ve tüm türlerin bağlı olduğu ekosistem süreçlerini tabii ki değiştirebiliyor. Ekosistemlerdeki bozulmanın en güçlü nedeni insan faktörü. Örneğin aşırı avlanma yapıyoruz. Bu aşırı avlanma nedeniyle e, tilkilerin, Kürkleri için e, yapılan aşırı avlanma bazı kemirici popülasyonların artmasına sebep oluyor. O kemirici popülasyonlarda bu sefer çok bitki tüketiyorlar. Haydi bu sefer bitkilerin sayısı azalıyor gençler. Ekosistemlerde bozulmalar meydana geliyor. Mesela basitten bir örnek anlatayım. Köylüler bir araya geliyorlar. Hadi ekip kuralım yılanlardan korkuyoruz diyorlar. Bu Türkiye'de de yaşanmış bir olaydır. Trakya bölgesinde ekip kuruyorlar toplanıyorlar yılanların hepsini yok ediyorlar ellerinden geldiğince. Yılanların sayısı aşırı derecede azaldığı için ertesi sene yılanlar kiminle besleniyor? Farelerle farelerin sayısı aşırı derecede artıyor. Farelerin sayısı artınca bu sefer fareler hem e, tarlalardaki bitkilere aşırı derecede zarar veriyorlar, aynı zamanda evlere girmeye başlıyorlar. Farelerin taşıdığı bazı hastalıkların da görülme oranı yükseliyor. Hem bitkilerinden oldular, hem evlerine giriyorlar, hem de hastalıklara yakalandılar. Yani ekosistemdeki her canlının bir görevi vardır gençler. Bilmem hatırlar mısınız bir dönem kuş gibi siz biraz küçüktünüz o zamanlar. Kuş gribi denilen bir rahatsızlık vardı. Kuş gribi e, ortaya çıktığı için kuşları toplu halde telef edildi. Yani tavuk falan yemiyorduk, yumurta evimize sokmuyorduk. Çiftliklerdeki tavuklar, kuşlar, işte doğadakiler yok edildiler. Kuş gribinden sonraki sene Kırım Kongo kanamalı ateş yani kenelerin sebep olduğu bir hastalık ortaya çıktı. Bu sefer de kene vakaları görülmeye başladı. Neden? Keneleri kim yiyordu? Kuşlar yiyordu. Sen kuşları böyle büyük miktarda öldürürsen e, keneleri avlayacak kimse kalmadı. Haliyle keneler de bu sefer farklı rahatsızlıklara yol açmaya başladı. Yılda bir iki kere kene vakası görürken yılda binlerce kene vakası görmeye başladık diyeyim canlıları beslenme şekillerine göre de gruplandıracağız demiştim ya. Canlıları beslenme şekillerine göre de ototrof, heterotrof hem ototrof hem heterotrof olarak gruplandırabiliyoruz gençler. Fotoototrof ve kemoototrof beslenmeden bahsetmiştim. Heterotrof beslenmeye de ne diyeceğiz? Holozoik beslenme, çürükçül beslenme bir de seneye göreceğimiz simbiyotik yani iki veya daha fazla canlının birlikte yaşamasıyla oluşan simbiyotik beslenme dediğimiz, simbiyotik ilişki dediğimiz bir ilişkiden bahsedeceğiz. Bu geçen senenin konusu olacak. Anlatmayacağız bu sene. Heterotrof da bu şekilde besleniyorlar. Hem ototrof hem heterotrof beslenme can özelliğine sahip canlılarda Öglena ve böcekçil bitki dediğimiz canlılardır gençler ototrof canlılardan bir bahsedelim. Kendi organik besinlerini kendileri üreten canlılara ototrof dedik. fotosentez yapanlar, fotoototrof, kemosentez yapanlar kemoototrof oldu. İnorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyebilen ve dışarıdan hazır olarak organik madde alabilen canlılarda kimmiş? Hem ototrof hem heterotrof dediğimiz canlılardır. Mesela böcekçil bitki kendi fotosentez yaparak besin üretimini gerçekleştiriyor ama aynı zamanda azotça fakir topraklarda yaşıyor. Yakaladığı sineğin proteinlerindeki azotları da ondan alıyor. Azotu alma yönünden de heterotrof. Protista aleminde kamçısıyla hareket eden tek hücreli Öglena dediğimiz bir canlı vardır. Öglena'nın da kloroplastları var. Gayet fotosentez yapıyor ama besinini kendi üretemedi, ışık yok. O zaman dışarıdan hazır olarak da alıyor. Besini kendi üretemeyen canlılara da tabii ki heterotrof canlılar ismini vermiş olduk. Tüketicilerin ihtiyacı olan besini katı parçalar halinde almasına holozoik beslenme ismini verdik. Bunu da kendi içerisinde 3 gruba ayıracağız. Sadece bitkisel kaynaklı besinlerle beslenenlere otçul, sadece e, hayvansal kaynaklarla beslenenlere etçil, ikisini de yapanlara da hepçil canlılar ismini vereceğiz. Otçul canlılar herbivor canlılardır. Nasıl aklında tut? Ot her yerde. Otçullar o her yerden bulabiliyor. Otçul herbivor olsun. Etçil et yiyor, karnı büyük olması lazım bunların. Eti sığdıracaklar oraya. Etçiller karnivor. Uyduruyorum tabii ki gençler. Aklınızda kalsın diye. Hepçiller de omnivor canlılardır. Mesela otçul canlı söyleyelim. Kimden bahsediyoruz? Keçi olur, koyun olur, inek olur, geyik olur. Fil olur bunlar otçul beslenir. Aslan, kaplan, kartal etçil canlılardır. Çok böyle bilinen örnekleri çıkar. İnsanlar hepçil canlılardır. Kargalar hepçil canlılardır. Tavuğu düşün solucan yiyor etçil. Buğday veriyorsun onu da yiyor otçul. O zaman mesela e, tavuk, karga bunlar da hepçil canlılara örnektir. Çürükçül beslenen canlılar dediğimiz zaman da ayrıştırıcılardan bahsediyorduk. Organik atıkları, ölü bitki ve hayvan kalıntılarını parçalıyorlardı. Bazı mantarlar ve bakterilerde tabii ki ayrıştırıcı, saprofit, çürükçül hepsi çıkar. O yüzden sık sık tekrar ediyorum gençler. Ee, karşımıza çıkar ayrıştırıcı anlamına geliyor. Ekosistemlerde madde ve enerji akışından da bahsedelim. Ekosistemlerde madde ve enerji akışının tabii ki dengede olması gerekiyor. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar tarafından da bu denge sağlanmış oluyor. Enerjinin temel kaynağına baktığımız zaman bu kaynağın güneş enerjisi olduğunu görüyoruz. Madde ve enerji akışının ilk basamağını kimler meydana getiriyor? Üretici canlı dediğimiz canlılar meydana getirecekler. O yüzden de toplam kütlesi yani biyo kütlesi tanımı bir daha vereceğim. En fazla olan canlılar üretici canlılardır. Üreticilerden son tüketicilere doğru gidildikçe tabii ki madde ve enerji akışı da devam edecek gençler. Hemen ondan da biraz bahsedelim. Şimdi canlıların arasında hem besin zincirleri hem de besin ağları meydana getirecek. Mesela işte otu çekirge yemiş çekirgeyi ee, Valla kertenkele değil de bu kalemun herhalde bu. Bu kalemun yemiş. Bu kalemunu baykuş yemiş. Baykuşu da tutmuş. Çakal parçalamış. Böyle bir besin zinciri meydana gelmiş. Bu besin zincirlerinin bir araya gelip oluşturduğu daha kompleks yapıları ise e, besin ağı ismini veriyoruz. Yani burada bitkiyi tırtıl yemiş, tırtılı fare yemiş, bitkiyi direkt fare yemiş, bitkiyi uğur böceği, uğur böceğini işte baykuş yemiş, baykuş aynı zamanda fareyi de yemiş. Besin zincirleri birbirine karışmış, daha kompleks bir yapı oluşmuş. O zaman da besin ağları meydana gelmiştir diyeceğiz. Çevresel faktörlerdeki değişimlere bağlı olarak besin ağlarının tabii ki yapısı da değişebilir. Beslenme ilişkisi olan canlıların enerji, sayı ve biyokütle bakımından oluşturdukları piramide de ne ismini vereceğiz? Ekolojik piramit ismini vereceğiz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman ayı okları aslında şöyle çizeyim gençler belki aklınız karışır. Biz hani döngüsel olarak görünmesinden bahsettik. Ben şöyle bir size şunları düzelteyim. Akıl karışıklığı olmasın oklu verirse su bitkisinin okunun ne tarafa bakması lazım? Karidese. Karidesin okunun kime bakması lazım? Balığa. Balığın okunun kime bakması lazım? Ayıya. Mesela sana dedi ki X canlısı burası da Y canlısı olarak verdi. Kim kimi yiyor? Y canlısı X canlısını yiyordur gençler. O yüzden böyle bir gösterim yapılmıştır. Üretici canlıları besin piramidinin en altına koyduk. Mesela su bitkisi üretici canlı. Su bitkisini kim yedi? Birincil tüketici. Birinci tüketicilerde genellikle ne olur? Otçul canlı olur. Onu kim yedi tüketici, onu kimyede yedi üçüncü tüketici gibi. Bunların her biri de trofik düzeydir. Mesela üreticilerin bulunduğu yer birinci il trofik düzey, burası ikinci il trofik düzey, burası üçüncü il trofik düzey diye yukarıya doğru gider. Düşme soruları yazarım. Birincil trofik düzeyde besin zincirlerinde işte birinci tüketiciler yer alır. Birinci trofik düzeyde birincil tüketicinin ne işi var? Birinci trofik düzeyde üreticiler yer alır. Basamağın her birine üretici ismini veriyoruz. Ayrıştırıcıları nereye yazayım hocam? Herkes ölür. Su bitkisi de ölür, balık da ölür, ayı da ölür. Ölenleri de ayrıştırıcılar parçalayacağına göre e, besin piramidinin her yerine ayrıştırıcıları yazabiliriz. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren basamakların her birine trofik düzey dendiğini zaten hatırlatmıştım. Yine bu da bir beslenme piramididir gençler. Beslenme piramidinde kuru kütleden de bahsedebiliriz. Toplam biyokütleden de bahsedebiliriz. Trofik düzeyler arasında enerji akışının oranını gösteren piramide ne ismini veriyormuşuz? Enerji piramidi ismini veriyoruz. Enerji piramitleri tek yönlüdür. Yani üreticiden birincil tüketiciye gidiyor. Birinci tüketiciden üreticiye geri dönüş yok. Her bir trafik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerji o düzeye giren enerjiden de daha az oluyor. Nasıl oluyor? Çünkü belli bir kısmı ısı olarak dışarı çıkıyor. Belli bir kısmı canlı faaliyetlerinde kullanılıyor gibi düşünebilirsiniz. Bir canlı besinindeki enerjinin yaklaşık %90'ını canlılık faaliyetlerinde harcayacak, ısı şeklinde kaybedecek, sadece %10'luk kısmı e, yukarıya aktarılacak. Mesela şurada üretici bir canlı olsun bunun bin jüllük bir enerjisi olsun. Bin jüllük bir enerjisi varsa onu yiyen birincil tüketiciye sadece yüzde onu gidecek. Yani ne kadarı? Yüz jülü gidecek. İkincil tüketiciye on jülü. Üçüncül tüketiciye 1 jülü aktarılacak. Mesela burası ottu, burası çekirgeydi, burası kurbaydı ya. Çekirgenin 100 yıllık bir enerjisi vardı. Kendi zıpladı, koştu, içeride beslenme yaptı, hücresini böldü, aktif taşıma yaptı, dışarıya ısı verdi. Enerjinin bir kısmını kendi hayatsal faaliyetlerinde kullandı. Kalan kısmı bir sonraki basamağa aktarılacaktır. Hatta buna %10 kuralı da denir diyeyim gençler. Beslenme basamaklarında yer alan canlıların toplam organik madde miktarına da ne ismini vereceğiz? Biyokütle yani biyomas ismini vereceğiz. Çeşitli zehirli maddelerin değişik trofik düzeylerde artarak birikip zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşmasına da biyolojik birikim ismini vereceğiz. Burayı hemen not alıyorsun, işte SS çekiyorsun, yıldız atıyorsun, soru gelecek buralardan gelecek gençler. Şimdiye kadar anlattıklarımın hepsini toplu halde veriyorum ama biyolojik biyolojik birikimden bir tık bahsedeyim ondan sonra gidelim. Şimdi diyelim ki yine bir besin piramidim olsun burası ot olsun burası çekirge olsun klasik üstünden gidelim burası kurbağa olsun kurbağayı da yılan yemiş olsun. Biyolojik birikime sebep olan maddeler bazı kimyasal maddeler ve ağır metallerdir civa arsenik gibi. Ağır metal dediğimiz maddeler canlı vücuduna katıldığı zaman canlı vücudundan ayrılamayan maddelerdir. Mesela sodyum da mineral bir madde ama aşırı sodyum alırsam vücut diyor ki ben ne yapayım bu kadar sodyumu dışarıya atıyor. İşte idrarla gaytayla bir şekilde dışarıya atıyorsun. Ama vücuduna civa girdiği zaman bu civayı vücut dışarıya atamıyor. Civa da belli bir oranın üstüne çıkınca senin enzimlerini menzimlerini bozuyor. Belli bir oranın üstüne çıkması kişinin ölümüne yol açıyor. Yani biyolojik birikime sebep olan bir maddedir Civa. Diyelim ki bizim toprağa civa karıştı. Otların yapısında da her bir otun yapısında 3 mg civa var. Çekirge gitti 5 tane ot yedi. Oldu mu sana çekirgede 15. Sonra kurbağa gitti 2 çekirge yedi. Oldu sana 30. Yılan gitti 2 kurbağa yedi. Oldu sana 60. O yüzden de besin piramidinin en üst basamağına gidildikçe biyolojik birikim artacak. Şimdi birey sayısından bahsediyorum. Üreticiden son tüketiciye doğru gidiyorum. Birey sayısı ne yapar? Azalır gençler. Dünyadaki tüm üreticiler mi fazla, birincil tüketiciler mi fazla? Ben bir oturuşta bir tabak pirinç yiyorum. Tam tersi durum olsa zaten kıtlık meydana gelir. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısı azalacak. Biyokütle bireysel kütleyle sakın karıştırma. Toplam canlı kütlesinden toplam üreticileri tarttık toplam çekirgeleri tarttık gibi düşün. Büyük kütle de tabii ki yukarıya doğru azalır. Bireysel kütleden bahsetmiyorum. Ya benim altımdaki benden daha zayıf gibi düşünme. Aktarılan enerjinin bir kısmını kendisi kullanacak dedim. Yani aktarılan enerji de tabii ki azalacak. Aktarılan enerji azaldığına göre enerji kaybı artacak. Zehirli madde birikimi ya da biyolojik birikim dediğimiz şeyinde ne olduğunu gördük. Tam tersine yukarıya doğru çıkıldıkça arttığını görüyoruz. Genellikle vücut büyüklüğünün de arttığını görüyoruz gençler ama buradaki genellikle dikkat ben inek yiyorum inek benim alt basamağımda ama ineğin vücut büyüklüğü benimkinden fazla genellikle yukarıya doğru çıkıldıkça e, vücut büyüklüğü artar o yüzden. Gelelim madde döngülerine ekosistem ekolojisinin son kısmına. Ekosistemde bulunan az önce anlattım ya inorganik organiye dönüyor. Organik bir daha inorganiğe dönüyor. Yani o karbon dolanıyor. Yoksa biterdi zaten. Maddelerin böyle döngüsel olarak hareket etmesine madde döngüleri ismini vereceğiz. Azot döngüsü, karbon döngüsü, su döngüsü olmak üzere de 3 tane döngüden bahsedeceğiz. Azot döngüsüyle başlayayım. Şimdi azot döngüsü dediğimiz zaman şu tablo bütün her şeyi öğrenmemiz için yeterli. Atmosferde çok büyük bir miktarda yüzde %78 oranında azot var. Ama ben yaptığım zaman atmosferdeki azotu vücudumda kullanamıyorum. Bitkilerin azotu topraktan alması lazım. Benim de bitkiyi yiyince almam lazım. Yani atmosferde bu kadar azot var ama havanın serbest azotunu kullanamıyoruz. Havanın serbest azotu nasıl toprağa düşüyor? Birincisi hava olayları yani yıldırım, şimşek gibi olaylar sayesinde havadaki azot toprağa dönebiliyor. Toprağa geldim. Bir de özel rizobium bakterileri dediğimiz bakteriler var. Bunlar baklagillerin kökünde yaşıyorlar. İkisi de birbirine fayda sağlıyor. Havanın serbest azotunu yakalayarak baklagile verebiliyor. Havanın serbest azotunu rizobium baklagile verdi. Yıldırım şimşek çaktı. Topraktaki azot oldu. Baklagil dediğin ototrof yani üretici bir canlı değil mi? Ototrofu heterotrof yiyince hop azot benim vücuduma geldi. Ya da topraktan başka bir bitki aldı. Ototrof canlı aldı. Ben de onu yedim. Yapıma katıldı. Baklagil de ölür, ben de ölürüm, ototrof canlı da ölür. Herkes öldü, herkesin yapısında artık azot var mı? Şimdi devreye kim girecek? Şimdi devreye saprofit yani ayrıştırıcı dediğimiz canlılar girecek. Ayrıştırıcı dediğimiz canlılar ölü organizmalardaki ya da organik atıklardaki azotlu bileşikleri amonya yani NH3'e çevirecekler. NH3 toprakta azotun kullanılabileceği formu değil. Azotun toprakta kullanılabilir hale gelmesi için amonya nitrite nitritin nitrata dönüşmesi lazım. Nitriti nitrata dönüştüren nitrit bakterisi nitrata dönüştüren de nitrat bakterisi dediğimiz bakteridir. Topraktaki amonya nitrata dönüşmesine nitrifikasyon ismini vereceğiz gençler. Topraktaki azot miktarının artmasına sebep olur. Tam tersine topraktaki azotu atmosfere veren bakterileri ise denitrifikasyon bakterileri ismini vereceğiz. Burada karıştıracağın kısım ne olacak? Mesela şurası organik atıktı. Organik atıkları x canlısı getirdi parçaladı. İşte neye çevirdi? NH3'e yani amonya çevirdi. Sonra Y canlısı geldi. Bunu NO2'ye çevirdi. Z canlısı bunu NO3'e çevirdi. no 3 de nereye karıştı? Ototrof canlı tarafından alındı diyeyim. Şimdi buradaki X canlısı saprofit yani ayrıştırıcı canlıdır. Çürükcül canlıdır. Prokaryot da olur, ökaryot da olur. Çünkü bakteri de olabiliyor, mantar da olabiliyor. Buradaki Y canlısı nitrit bakterisidir. Buradaki ise nitrat bakterisidir. Y ve Z yani nitrit ve nitrat bakterileri bakteri oldukları için prokaryot hücre yapısına sahiptir. Ve bunlar kemosentez yapan canlıların en çok karşımıza çıkan örnekleridir. X, Y, Z yazıp durumu soracaktır. Bunlarla ilgili şu bilgilere düşmeyin diyeyim. Topraktaki NH3'ün NO3'e dönüşmesi olayına da ne ismini veriyormuşuz? Nitrifikasyon ismini vereceğiz diyeyim gençler. Dış ortama verilen amonyak nitrit bakterileri tarafından nitrite sonra da nitrat bakterileri tarafından nitrata dönüştürülecek at iti döver at sonra gelecek 3 2'den büyük 3 sonra gelecek gibi aklınızda tutun. NO2 NO3'ü atmosfere veriyorsak da denitrifikasyon ismini veriyoruz. Karbon döngüsünden de bir bahsedeyim. Atmosferdeki karbondioksit gazını fotosentez veya kemosentez yapan canlılar yani üretici canlılar vücudunu alabiliyor. Ne yaptı? Atmosferin karbondioksitini kullandı, besin sentezledi. Ben de gittim onu yediğim zaman benim vücuduma geldi mi? Geldi. İkimiz de kısa yoldan bitki de ben de her bir yaptığımızda atmosfere karbondioksit verebiliriz. Ya da bizler ölürüz, ayrıştırıcı canlılar gelir bizi parçalar. Bizi parçaladıkları zaman onların yaptığı solunumla tekrar atmosfere veririz. Ya da biz ne yaparız? Fosilleşiriz. Fosil yakıt dediğimiz durum meydana gelir. Aa, burada yazıyormuş bu tarafa almayayım. Ölü organik maddeler petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil maddelere dönüşür. Fosilleri de yakınca tekrardan atmosfere karbondioksit verebilirim. Doğada bulunan kireç taşları da karbondioksitin ana kaynağıdır. Yukarıda verilen olaylardan hangileri atmosferdeki karbondioksit miktarını diğerlerinden farklı yönde etkiler? Fotosentez azaltır. Kemosentez azaltır solunum arttırır, yanma tepkimeleri arttırır, fosil yakıt tüketimi arttırır, orman yangınları arttırır gibi düşüneceksiniz su döngüsü en kolay döngümüz hiçbir şey yok. Buharlaşma ve yoğunlaşma gibi olaylarla suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki hareketine su döngüsü ismini vereceğiz. Canlılar için su iyi bir çözücü olup tabii ki hayatın vazgeçilmezidir diyeyim gençler. Buradan da konunun ikinci bölümüne yani güncel çevre sorunlarına geçiş yapayım. Şimdi türlerin kendine uygun özel yaşama ortamlarına habitat ismini veriyoruz. Çevre kirliliği sonucunda tabii ki habitatlar zarar görebiliyor gençler. Ekosistemin yapısını bozan kimyasal maddelerin ve kirleticilerin neydi? Yoğunluğunun tabii ki artarak e, ekosistemin artık yaşanmayacak bir hale gelmesine, ekolojik dengenin bozulmasına çevre kirliliği ismini veriyoruz. Güncel çevre sorunlarına da baktığımız zaman hava kirliliği, gürültü kirliliği, ses kirliliği, gürültüyle ses aynı şey aslında. Erozyon gibi pek çok faktörü var. Hemen hava kirliliği ile başlayayım. Kükürt dioksit, karbondioksit, ozon, azot dioksit gibi gazların ve kimyasalların normal değerlerin üzerine çıkması Tabii ki hava kirliliğine yol açıyor. Bu durum insan sağlığını, bitki ve hayvanları da tabii ki olumsuz yönde etkileyecek. Hava kirliliğinin bir doğal kirleticileri bir de yapay kirleticileri vardır. Mesela volkan patlaması meydana geldi. Bu doğal bir kirleticidir. Ben volkanı nasıl tutayım? Orman yangınları ya hocam orman yangınları nasıl doğal kirletici olur deme. İnsan eliyle gidip ormanı yaktıysan tamam o yapay kirleticidir. Ama ormanlarda bazen kendiliğinden de yangınlar meydana gelebiliyor. Ya da çölde meydana gelen toz fırtınaları doğal kaynaklı kirt kirleticilerdir. Fabrikada, termik santrallerde, petrol rafinelerinde, motorlu taşıtlarda, evlerde yaptığımız işlemler ise havaya verdiğimiz kirleticiler ise tabii ki yapay kirleticiler yer, arasında yer alacak. Hava kirliliği iklimi, doğaya, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını bozuyor. Sera etkisi dediğimiz etkinin artmasına neden oluyor. Sera etkisinin olmasını istiyoruz. Sere etkisi dünyanın belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Sera etkisi artmasını istemiyoruz gençler ozon tabakasının incelmesi gibi küresel çevre sorunlarına tabii ki neden olabiliyor. Su kirliliğine de bakalım. Bu sefer de işte fiziksel, kimyasal, biyolojik yapıyı bozacak herhangi bir madde suya karıştıysa su kirliliği meydana gelmiştir. Burada da ötrofikasyonla ilgili, ötrofikasyonla ilgili sorular çok karşımıza çıkacaktır. Ne yapıyorlar? Bazı sebeplerle gübrelerle, evsel atıklarla sulara azot ve fosfor bakımından zengin bileşikler karışıyor. Azot ve fosfor bakımından zengin bileşikler karışınca suda Fotosentez yapan alg gibi canlılar aşırı derecede artıyor. Ya hocam üretici canlı bu artsın demeyin aşırı derecede artıyor. Aşırı derecede artınca artık gölün yüzeyini kaplamaya başlıyorlar. Atlara güneş ışığı ulaşmamaya başlıyor. Balıklar ölmeye başlıyor. Ayrıştırıcı sayısı artıyor. Gölün kenarından geçiyorsun suyu yemyeşil pis kokuyor. Buna ötrofikasyon ismi veriliyor. Gölün yaşlanması gibi düşünebilirsiniz gençler. Toprak kirliliğine de bakalım. İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına toprak kirliliği ismini tabii ki veriyoruz. Hava ve su kirliliği, asit yağmurları, evsel ve endüstriyel atıklar, gübreler, tarım ilaçları, fosil yakıtlar, aşırı nüfus artışı toprak kirliliğine yol açabiliyor. Yine kimyasal maddeler, ağır metaller biyolojik birikim yoluyla besin zincirlerine karışabiliyor, insanların vücudunda ee, çoğalabiliyor. Bu da günümüzde en çok görülen kanser gibi bazı hastalıkların görülme oranını arttırıyor. Radyoaktif kirlilik dediğimiz zaman da radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede birikerek belirli değerlerin üzerine çıkmasına radyoaktif kirlilik ismini veriyoruz. Radyasyonun da doğal kaynakları ve yapay kaynakları var. Mesela uzaydan gelen kozmik ışınlar var. Bunlar doğal radyasyon kaynağıdır. Ama işte termik santraller, röntgen çektirmek, cep telefonu, televizyon bunlar da yapay radyasyon kaynaklarıdır. Radyasyonun vücudumuzda belli bir değerin üzerinde bulunması e, hücrelerimizde mutasyonlara yol açacaktır. Günümüzde kanser gibi vakaların çok fazla görülmesine bu radyoaktif maddelerin toprak kirliliğinin biyolojik birikimin sebep olduğu düşünülünüyor diyeyim gençler. Oradan da ses ya da gürültü kirliliği dediğimiz kirliliğe geçelim. Gürültü çok göreceli bir kavram aslında. İnsanı rahatsız edecek seslere gürültü ismini veriyoruz. Gürültü kirliliği veya ses kirliliği diyoruz. Sen bir rock konserine gidersin. Ses bilmem kaç desibeldir kafanı sallarsın. Hiç rahatsız olmazsın. Bu gürültü kirliliği değildir. Evde yatağında yatıyorsundur musluk şıp şıp şıp, şıp damlar. Bu gürültü kirliliğidir. Yani mühim olan insanı rahatsız edecek ses olması. Ama tabii ki belli bir desibelin üstündeki sesler fizyolojik olarak da kulak rahatsızlıklarına sebep oluyor. İnşaatlar özellikle sokak satıcıları e, gürültü kirliliğine sebep olan en önemli faktörlerdir gençler. Gürültü kirliliğinin fiziksel e, kulak iltihabı kulak zarında patlama gibi etkenlerinden çok psikolojik etkenleri daha fazladır. Konsantrasyon bozukluğu, uygulamama, dikkat dağınıklığı gibi olaylar çok fazla görülür. Asit yağmurlarına da bakalım. Asit yağmurları tabii ki biraz e, hava kirliliği ile alakalı. Atmosferdeki karbondioksit, SO2, NO2 gibi kirleticiler su buharıyla birleşerek asitli bileşiklere dönüşebiliyor. Bu asitli bileşiklerde yağmur şeklinde toprağa düşüyor toprağın pH'ının değişmesine neden olabiliyor. Mesela bazı tarihi eserler varsa bunların yıpranmasına sebep oluyor. Bu asitli topraklar yağmur sularıyla yıkanıyor. Sonra bu asitli sular yağ şeylere, göllere, nehirlere karışıyor. Buradan beslenen bitkiler artık buradan beslenemez hale geliyor. Ekolojiyi tamamıyla alt üst ediyor çok aşırı asitli yağmurlar yağarsa tabii ki insan ve hayvan sağlığının cız cız yakacak formada gelebilir. Ama o kadar büyük asit yağmurları yağmıyor. pH değişikliğine sebep oluyor bunlar. Küresel iklim değişikliğinden de bahsedelim. Şimdi sera etkisi ne demek? Dünyamız şurası olarak düşün. Buradan da bir güneş şimiz olsun diyeyim. Güneşten e, tabii ki dünyaya ışınlar geliyor ki gelmesi lazım dünyanın belli bir sıcaklığı olsun. Dünyadan salınan gazlar sayesinde de dünyanın etrafında bir katman oluşuyor. Sanki bitkiye etmişsin etrafını poşetle çevrelemişsin, camla çevrelemişsin, sera yapmışsın gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu sera etkisi sayesinde de dünya sıcaklığı belli bir değerde kalıyor. Ama biz son yıllarda o kadar fazla sera gazı atıyoruz ki attığımız gazlardan dolayı bu katman daha da kalın ]laşıyor. Normalde çarpıp yansıyacaktı. Çarpanların bir kısmı yansıyamıyor, şu içeride kalmaya devam ediyor dünyamızın şimdi olduğundan daha fazla bir sıcaklığa sahip olmasına sebep oluyor. Yani biz sera etkisinin artmasını istemiyoruz. Sera etkisinin artması da küresel ısınmaya yol açacaktır. Küresel ısınma da küresel iklim değişikliği anlamına gelecektir. Küresel iklim değişikliği sonucunda mesela buzullar eriyecek. Ya hocam buzullar erirse ne olur gibi düşünme. Buzullar o kadar büyük su kitleleri ki buzulların erimesi demek şimdi deniz ve okyanus olan alanlardaki su miktarının artması anlamına geliyor. Bazı ülkelerin bazı kıtaların sular altında kalması anlamına geliyor. Bazı yerlerde de hava çok ısındığı için normalde şimdi denizin dibinde olan yerlerin kuruyup karasal alana dönüşmesi anlamına geliyor. Hemen birkaç tane söyleyelim. Buzulların erimesi, yağışların ve doğal afetlerin artması, yeraltı su kaynaklarının azalması, çölleşmenin artması, habitatların, besin zincirlerinin bozulması, karasal alanların azalması, küresel iklim değişikliği sonucunda meydana gelebilecek olaylardır. Erezyondan da hemen hemen bir bahsedelim. Akarsuların ve rüzgarın etkisiyle toprağın o inorganik madde bakımından zengin olan kısmının aşınıp başka bir yere taşınmasına erozyon ismini veriyoruz. Bitkiler toprağın o zengin kısmından inorganik madde ihtiyacını karşılıyor. Toprak Siz olursa bitkiler de orada tabii ki yaşayamayacaktır. Ne yapmamız lazım? Erozyonu yaşanmaması için toprağı sıkı sıkı tutan bitkilerin sayısını tabii ki arttırmamız gerekiyor. Hava sıcaklığının da böyle işte küresel iklim değişikliğinin de önlenmesi gerekiyor diyeyim gençler. Doğal hayat alanlarının tahribi orman yangınlarından da biraz bahsedeyim. Çevre kirliliği ile doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması sonucunda hem kaynaklar kirleniyor hem de habitatlar tabii ki yok oluyor. Habitatları yok olan canlıların nesilleri de tükeniyor veya tükenme tehlikesi altına giriyor. Biyolojik çeşitliliğin azalmasına asla istemiyoruz. Bir canlı türü bile dünya üzerinde yok olmasın diyoruz. Ama maalesef ki nesli tükenen canlılarımız var gençler. Bunlar tükenmesin diye elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolünden de biraz bahsedelim. Özellikle ekolojik ayak izi kavramından bahsedelim. Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi, oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafi alan ekolojik ayak izi anlamına gelir. Yani ekolojik ayak izimizin küçülmesi gerekiyor. Çünkü telafi edilecek bir alandan bahsediyoruz ya gençler. Ee, zarar vermeyelim, telafi etmek için de daha az alana ihtiyaç duyalım. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne de biyolojik kapasite ismini veriyoruz. Bir yerin biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine göre yüksek ise tabii ki o bölgenin ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi de yüksek olacaktır diyeyim. Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılabilir, yenilenebilir doğal kaynaklarına da tüketimin ekolojik ayak izi ismini veriyoruz. Bunun da belli bir oranda olması gerekiyor e, ee, bir ülke ya da bir coğrafi bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına da üretimin ekolojik ayak izi dedik. Tüketimin ayak izi var, üretimin ayak izi var. İkisinin orasındaki oran nasıl olmalı? Bir yerdeki üretimin ekolojik ayak izinin biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde tabii ki kullanılması anlamına gelecektir. E baktığımız zaman da yıllar geçtikçe tabii ki kötüye doğru gittiğimizi görüyoruz diyeyim gençler. Gelelim su ayak izine. Su ayak izi de birey veya topluluk tarafından kullanılan her mal veya hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi için toplam gerekli olan tatlı su hacmidir. Yeşil su ayak izimiz var, mavi su ayak izimiz var, bir de gri su ayak izi dediğimiz ayak izimiz var. Yeşil su ayak izi ne demek? Mesela pamuklu bir tişört giyiyoruz. Bu pamuğun yetiştirilmesine kullanılan yağmur suyu miktarı yeşil su ayak izini gösterecek. Mavi su ayak izi ise bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi olacak. Yani bu pamuğu yetiştirirken kullandığımız yeraltı sularından bahsediyoruz. Gri su ayak izi ise kirlilik yükünün mevcut su kapasitesi standartlarına göre bertaraf edilmesi için veya azaltılması için kullanılan tatlı su miktarına gri su ayak izi denir. Pamuklu tişörtü yaptım, pamuğu boyadım. Boyadığın zaman su kirliliğine yol açtın. Pamuk işte sonradan eskide çöpe attım. Bunun e, parçalanması için bir suya ihtiyaç vardı. Bunların tekrar eski haline dönmesi için gereken su miktarına da gri su ayak izi ismini veriyoruz. Karbon ayak izi dediğimiz zaman da kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi ismini veriyoruz. Bireysel olarak da hesaplanabiliyor, ülkeler içinde karbon ayak izi hesaplanabiliyor. Mesela Türkiye'nin karbon ayak izini oluşturan elementlere birkaç örnek verelim. Tarım, orman, balıkçılık, imalat, inşaat, sanayi, elektrik üretimi, ulaştırma bunlar bizim karbon ayak izimizin oluşmasında etkili olan etkenler. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi için neler yapmamız gerekiyor? Birçok canlı türünün nesli tükenmiş ya da tükenmek üzere biliyoruz. Yaşamın sürekliliği için gerekli olan doğal kaynaklar da hızla kirlenmekte ve azalmakta. Bu bağlamda da çevre kirliliğine önlemek zorundayız. Bunun için yasal çalışmalar yapmak zorundayız. Çevre kirliliğinin önlenmesinde diğer e, bilim dallarıyla da, disiplinlerle de tabii ki işbirliği içerisinde olmak zorundayız. Sadece çevre kirliliği biyolojinin konusu değil. Bu nedenle de disiplinler arası ortak çözüm yöntemleri ve farklı disiplinlere özgü çözüm yöntemleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır diyeyim gençler. Böylelikle de dersimizin sonuna gelmiş olayım. Güncel çevre sorunları kısmını aslında bir tık daha detaylı anlatacağım gençler. Bir sonraki haftaki videomuzda güncel çevre sorunları geçecek. Bu bizim ikinci dönem özetimizde unutmayın. Bugünkü dersimizde neler öğrendik? Y kromozomuna bağlı kalıtımı anlattık. Ekosistemizde sistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları bugünkü dersimizin konusu oldu. Böylelikle de dersimizin sonuna geldik tabii ki. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.